Şimdi meclise girmeye çalışacağız. Oradan size de çekim yapacağım. Birinci meclis, bir alt katta, bir aşağıda da ikinci meclis var. Ve Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Karşımızda Tarih İş Bankası, yanında eski Sümer Bank, şimdi Sosyal Bilimler Üniversitesi. Tam karşımızda çaprazda Atatürk anıt kabri gözüküyor arkadaşlar. Burası birinci meclis. İlk toplanan yer. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk yer. Tabi ulusu bilenler bilir. Tarihi bir yerdir. Dediğim gibi Ankara'nın ilk merkezi yeridir. Bugün pazar, fazla bir kalabalık yok. Tam karşıda Ankara Kalesi'ni görüyorsunuz. Arkadaşlar burası birinci meclis. Görüyorsunuz ne şartlarda kurulmuş bir ülke. Meclis başkanımızın odasıymış. Meclis başkanımızın odası. ...1920'nin şartlarında kurulmuş bir meclis. Ve ülke ve devlet. Komisyon odaları. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü Paşa. Atamızın kıyafetlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Değişik kıyafetleri. Ay yıldızlı bayrağımız.
İşiniz mi oldu? Sağ ol. Evet arkadaşlar, şu anda ilk meclisin çalışma yeri, ilk kurulduğu yer. Atamızın büstü var ve bu sıraları görüyorsunuz. Sobalı, o zamanki şartlar, bugünkü şartlar. Saat 9.05 geçe, saat çok önemli. İlk meclis ve ilk kürsü ve ilk cumhurbaşkanı, ilk meclis başkanı. Lambayı görüyorsunuz ve halen daha yanıyor. Biraderin İş Bankası. Arkadaşlar Biraderin İş Bankası Müzesi'ne giriş yapacağım.
İş Bankası ilk kurulduğu yer iktisat kongrelerinden sonra çok önemli bir müzedir. Ülkemizin geleceğini ve bugünlere getiren. Şimdi görüyorsunuz tarihi bir bina. Mermer, halı kaplama. Uluslararası Tarihi İş Bankası gerçekten tarih kokuyor. Gelmeyenlerle görmeyenler için. İş Bankası'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ülkemizi kurduğu gibi. İşte İş Bankası'nın kurucuları. Ruhun şad, mekanın cennet olsun atam. Kumbaraları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bilir midir? Gezmenizi tavsiye ederim. Kısa bir video çekeceğim. Daha önce ben 4 defa gezdim. Onun için bu müzeye özellikle İş Bankası olursa gelen arkadaşlarımız pazartesi günleri hariç lütfen gezsinler. Bakın tıbbi malzemelerle yapılan her şey burada arkadaşlar. İlk kuruluşlarımız, kömür madenlerimiz, İş Bankası'nın kuruluşundan da bir şey, işte kömürümüz, maden ocaklarımız. Görüyorsunuz ne şartlara ülkeyi kurmuşlar, o zamanki şartlarda fabrikalar açmışlar. Ama ne yazık ki, ne yazık. İşte görüyorsunuz, lüks. Önceden bu lükse sahip olanlar, bu lükse sahip olanlar özellikle çok zengin olurlardı. Bunda madencilerimiz, madende ışıklandırma için kullanırlardı. İşte bir, yani o dönemlere ait bir maden ocağı. Bakalım neresiymiş bu? Tabii ki neresi olabilir? Zonguldak Kömür Havzası. Bakın İş Bankası'nın kurucu iş karakteri. İş Bankası bankadan çok millete ve devlete hizmet eden bir kurumdur. İşte ne yazık ki şeker fabrikalarımız bunlara müzedeki yerlerini aldılar. Bir şeker fabrikası o dönemde o şartlarda. Hmm.
Şişecam fabrikasının İş Bankası iştirak eder biliyorsunuz. İşte o zaman da Şişecam fabrikasını yapanlar. Arkadaşlar yine tarihi bir yerdeyiz. Hacı Bayram Camii'ndeyiz. Şimdi öncelikle bu kalemizi göstereceğiz uzaktan da olsa. Ankara Kalesi meşhur. Ankara Castle. Tabi altında da temizlik başlamış. Binalar yapılıyor. Arka tarafın arkadaş olduğunu biliyorsunuz binaların. Sağ tarafta Samanpazarı'na doğru giden bir yol. Ve Ankara Kalesi'nin evleri. Şimdi Hacı Bayram'ın içini gezeceğiz hep beraber. Biliyorsunuz Hacı Bayram Camii'nin Sayın Roma döneminden kalan eserler. Bugün pazar olması tabii biraz da burada hareketli getirmiş. Cuma'nın dışında çok fazla kalabalık olmaz burada. Bu ne demek kardeşlerim? Birçok anlamı var. Evet. Her çağın, her devrin insanı kendi dünyası için bu sınav dünyasında Allah'tan gördüğü bu sınavlarda Hacı Bayram Meydanı, Avruz tarafından yazılarını okuyorsunuz. Dayı ne kadar görebiliyorsunuz, umar bir yapımı. Çünkü güneş parlıyor. Kolay bir şekilde ümmetin çekebileceği evamir ve nevahisini emretmesi bağlamında, emir ve yasaklarını emretmesi, teşhir buyurması anlamında o dönem insanların bizim aramızda yaptığı duanın da emretmesi. Yani güzel bir anıt, tarihi bir anıt. Resk gösteri bir augusti. Efendim soyundan gelen peygamberlerin birisi, yani kavmine 950 senelik süreç içerisinde onları İslam'a çağırmış, İslam'la onların buluşması için gecesini gündüzü de katarak hep böyle bir mücadele yürütmüş. En büyük tabii ki ya Rabbi diyor, اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي رَيْلًا وَنَا حَالًا Ben kavmini gece gündüz İslam'a çağırdım. اِنِّي قُلَمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَهُمْ جَعَلُوا صَابِعَهُمْ onların bağışlanması için ne zaman onları İslam'a çağırmışsam Roma döneminden kalan kalıntılar arkadaşlar. Bakınız koruma ne güzel yapılıyor. Koruyorlar. Korunması gereken alanlarımız. Yani kabul etmediler. Şimdi Hacı Bayram Veli Türbesi'ne gideceğiz. Bakın Hacı Bayram Meydanı. Ama bir gemiyi dolduramamış kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. وَمَا اَنْهُ اِلَّا Evet, Hacı Bayram Veli Türbesi'nin de arkadaşlarım dualarını yapıyorlar. Mübarek Ramazan'da. Görüyorsunuz. 80 küsur 90 gibi bir sayının olduğu rivayetler muhtemeldir. Çok önemli değil zaten. Hani böyle köylerde yeni imam duranlara Ramazan'da vatandaşlarımız dua etmek için türbeye gelmişler. Merhaba, Hoca Efendi hoş geldiniz sonra okumuştur tabiri tarihinde. Hazreti Nuh'un gemisine kaç kişi bindi diye sonra. Hani şimdi ne olacaksa yani kaç kişi olduğunu 90 olsa ne olacak, 82 olsa ne olacak? Bilirsen iyi hocasın sen. Bu da işte bir boyutudur. Yani böyle bir soruyla muhatap olmuştur da. Sayı çok önemli değil ama Kur'an diyor ki وَمَا اَمَنَ اللّٰهُ اِلَّا خَلِيمُ İman edenler azdır ve selam. Hazreti Nuh Aleyhisselam işte duasından bahseder Kur'an-ı Kerim. Yani şöyle diyor. En iyi mahlubum. Hacı Bayram Veli Camisi. Ya ben yenildim. Burası. Ben yenildim bana yardım edin diyor. Bunun üzerine var. Bunun işte. Bunun üzerine duası şöyle bir duası var. Tefrah beyni ve beynuhum. Ya Rabbi benim de onların arasını aç diyor. Efendim benim de onların arasını aç. Menekkili ve memma'iyyen minel müminin.
sen bu kavimle, bu azgın yola gelmez insanlardan, onların toplumundan uzaklaştır diye onun da böyle dua ettiğini Hazreti Nuh Aleyhisselam böyle yakarmış, böyle yapmış. Fefta beni aç demek, aramızda hükmü ver demek. Allah'tan bu anlamda onun üzerine Rabbimiz de bir gemi yapmasını istiyor. Ve gemi vasna'il fulke bi'ayunina, gözümüz önünde o gemiyi yapıyor. O geminin planı, projesi bütünüyle Allah'a ait. Hadi o gemiyi yapıyor. İşte bir kısım Ankara, tarihi bir meydan burası. İşte buradan da Ankara Kalesi gözüküyor arkadaşlar. Bir bölümü Ankara. Gökyüzü boş olduğu için binalar artık yukarıya doğru gidiyor. O iman edenlerin bilmesiyle alakalı böyle onun yakardığı ifade. Nuh Aleyhisselam tabii ki oğluna da diyor, ya bana yer gömme ana. Oğlum gel, sen de değil de kurallarda ol dedi ama yok dedi. Bilmem dedi, inanmadım. Ben sizi sağır ya cebelim, ya sığmayayım yanıma. Daha sırmalarım, gel şu davasından beni korur dedi. Daha da yanmalarım. Peygamberimizin veda hutbesi. Akıl dolu bir hutbe. Ve o da suyun altında kalarak kullanmadan olduğu kendilerden oluşturdu. Hazreti Aleyhisselam tabi ki evladı ve ailesiyle bir vaat yaptı. Ya İbn-i Zihni Ehli, benim yavrum da benim ailem geldi. Sen benim ailem kurtarına adayın bir sözüm vardı. Ve yine vaat eder hak, sözüm de haktır dedi. Ben de aklımın hakimiyim dedi. Evladımız ne buyurdu? Evet, Roma Hamamı'nın kalıntı eserlerini izlemeye devam ediyorsunuz. Güneş tabii ki arkadan geldi, karşıda arkadan geldiği için görsel çok iyi olabilir. Senin yavrum yanlış bir iş yaptı. Bu dua uygun bir dua değildir. Bir daha benden... Biraz önce karşıdaydık, karşıdan buraya çıkmıştık. Şimdi buradan karşıyı ve geri kalan eserleri, tarih eserleri çekiyoruz. İsteşte bulunma değil diye Hazreti Nuh duasını değiştirecektir. Evet arkadaşlar, Hacı Bayram Kültür çerçevesi içerisinde bulunan meşhur bir yerlerimiz vardı. Bakın eski evleri görüyorsunuz. Bunların hepsi tadilat yapıldı. Karşıda bir tam edilim alan yapılıyor. Eski Ankara bilinebilir. Burada eskiden Ankara'da öğretmenler evi vardı. Burayı yıktılar ve buraya sanki bu kültür merkezine uygun bir şekilde bir açık hava amfiteyatro yapıyorlar. Muhtemelen burada konserler de düzenlenebilecek. Gerçekten tarih yeniden canlanıyor. Ankara'nın göbeği Hacı Bayram'da. Şimdi yavaş yavaş Avizeciler Çarşısı olarak bilinen bu sokağa gireceğiz. Bu sokak Avizeciler Çarşısı olarak bilinir Ankara'da. Çok avizeci vardır. Tarihi bir çeşme.
Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ne arıyorsun sen? Sen ne arıyorsun? Ablam verin, ablam verin. 500 liraya, 500 liraya. 350. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Abi 5 tane elde. Takım ne? Tamam abi. Pide kaç lira? Pide 3 tane 20. 3 tane 20. Akitlersen akit alıyoruz abi. Ya geliyoruz, bir dakika duruyoruz ya. Evet, buyurun. Abi alakalı ver, peride kampanya. Abi 25 lira, 25 lira. Al 25 lira, al 2 kilo 50 lira. Abi çift kilo 50. Abi sen o kadar maydun nasıl duruyorsun? Şöyle gibi çalışmıyor mu hafta sonu? Şuradan gireyim. Abi Cemal yoka maydunuz. Buyurun. Abi 25, abi 25. Abi yumurtayak dışandı ya. Abi 25. Abi yumurtayak dışandı ya. Gel abi bir dakika be. Buyurun. Abi buyurun. Hayırlı işler. Daha büyüğün yok mu ya? Büyüğün şu işte dayıyoruz. Tamam, hemen gelip geleyim. Yani gelip geleyim derken çekip geleyim. Maşallah. Çok güzel.
Kanalına ne kadar? Abi 23 kilo yedim. 5 sene kuramı yüzdü. Abi 23 kilo sümrü yedim. Abi yedim. Yedi. Abi sümrü yedim. 23 kilo yedim. Ben Yani şu gelmiş. Hani bak şimdi sen canım abi. Merhaba. Lan hani 15. Hadi ol. Lan dedin ha. Bana bu gelme. Şu beyazı al da çık. Güvene. Güzel yaptın da. Gel aşkım. Dikkat et. Evet. Süper. Süper abi. Helal olsun sana be. Helal. 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 Önemli gözde mekanlarından birisiydi. Kalorifer geldi. Bu da bitti. Sağ tarafta biliyorsun bıçakçılar var. Solda da bıçakçılar var. I think she says that I think I want to come back here. Yeah, even me, I'm saying to me myself. I'm sure to buy nuts. Kara lastikler. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Hocam bu lastikte kaçtı kafalısı? Kaç lira bu? 80 lira. 80 lira he. Testilerimiz, güveçlerimiz. Abi buyur abi, buyur abi. Buyur abi. Buyur abi. Evet arkadaşlar, modern sobalarımız, tavsiye ederim, çok güzel kar, hem görsel. Kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle villada oturan arkadaşlarım. Kuyumcular çarşısı pazar günü açık kuyumcumuz. Ahmet Kolt benim akrabamdır. Almak isteyenler benim selamımı söylesin. Adam gelmiş bir şey olmuş. Yukarıdaki camdan böyle şeyler yazmış.